Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sizler için yine farklı farklı kaynaklardan sorular hazırladım. Hemen hemen tüm konulardan var. Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza bakalım. Acaba konu olarak nereye geldiniz? Onu da belirtirseniz sevinirim. Ben öyle size göre hareket edeceğim. Konu olarak neredeyseniz onu belirtirseniz sevinirim. Bakalım şimdi ilk sorumuza. Şöyle. Bu çalışmalar Türkler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz? Bakıyoruz. Hangi çalışmalarmış? İlk tür devletleri ile ilgili yapılan araştırmalarda kurganlardan hayvan figürleriyle işlenmiş gümüş levhalar, eğer takımları, çeşitli ağaç eşya, tunç kazanlar, renkli seramik, renkli cam boncuklar, Çin yapımı aynalar, saç örgüler, el değirmenleri, kömür haline gelmiş buğday ve arpa taneleri, insan ve hayvan heykelleri çıkartılmıştır. Şimdi bakalım. Metal eşyalardan yararlandıklarına. Doğru mu? Doğru. Buna ulaşabiliriz. Tamam. Tarım ürünlerini bildiklerine buğday ve arpa diyor zaten. Tamam. Seramik yapımının heykelcilikten daha çok gelişiğine bu kalsın. Mezarlara kişisel eşyaların da konulduğuna doğru mu doğru. Kurgan diyor sevgili arkadaşlarım. Eğer kurgan demişse zaten mezarlara onlarla birlikte değerli eşyaları da konulurdu. Doğru. Ölümden sonra hayatın varlığına inandıklarına zaten D şıkkı ile E şıkkı zaten birbirini götürdü değil mi? Cevabımız C şıkkıdır. Seramik yapımının heykelcilikten daha çok geliştiği ile alakalı bir durum olmadığı için C şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza. Bakalım. Ne diyor? Büyük Selçuklu sultanlarından Alparslan toprak fethedenin malıdır diyerek Anadolu'da fethedilen toprakları komutanlara bırakmıştır. Selçuklu sultanının izlediği bu politikanın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir. Öncelikle Alparslan'ın amacı Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırmaktı ve Anadolu'nun fethiyelerini de hızlandırma amacı gidiyordu. Ancak bir sorun ortaya çıkacaktı. Bakıyoruz. Ülke bütünlüğünün korunmasına, hayır ülke bütünlüğü böyle korunmaz, dış güvenliğin sağlanmasına, uç yerlere zaten beylikler kurulmuştu. Feodal yapının ortaya çıkmasına kalsın, veraset sisteminde değişiklik yapılmasına, veraset ne demek? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Hayır. Tarım ve hayvancılığa önem verilmesine zaten verilecektir. Ancak sevgili arkadaşlarım, komutanlara devrederse ne olur? Feodal yapı ortaya çıkar. Yani toprak ağaları dediğimiz kişiler ortaya çıkar değil mi? O yüzden cevabımız C şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle. Anadolu Selçuklu Devleti'nde Melikül Sevahil ve Reisül Bahr unvanlarını aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisi kullanır? İktidar sahipleri? Hayır. Eminim çözmüşsünüzdür. Zaten bahr ne demek? Deniz demek değil mi? Merkezden atanan valiler, Türkistan devletlerinde valiye verilen isim şöhnedir. Donanma komutanları kalsın. Yargıç, hayır, atabeyler, meliklerin eğitiminden sorumlu olan kişidir. Sevgili arkadaşlarım, Melikül Sefahil ve Reisül Bahr unvanlarını kullananlar donanma komutanlarıdır. Tamam. Cevabımız C şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza. Bakalım. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde aşağıdaki savaşlardan hangisini Haçlı ordularına karşı yapmamıştır? Şimdi Nibolu Savaşı 1396 Yıldırım Beyazıt Haçlılara karşı gerçekleşti. Birinci Kosova Savaşı ya toparlayamıyorum bugün ya. Niye? Ramazan'dan mı acaba? Şimdi birinci Kosova Savaşı 1389 Padişah 1. Murat Büyük Meydan Savaşı'ydı değil mi? Tamam. Varna Savaşı 1444 2. Murat. Doğru. İkinci Kosova, ikinci Murat. Doğru. Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmişti. Yani Osmanlı toprağı olduğu kesinleşmişti. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlarım Bizans ile Haçlı ordusunu karıştırıyor. Sevgili arkadaşlarım, şu dördü Haçlarla yapılırken Koyunhisar Bizans'la yapıldı. Tamam. O yüzden cevabımız B şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza. Bakalım. Kanuni döneminde Avrupa Hristiyan Birliği'ni bölmek ve Akdeniz ticaretini canlandırmak için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? Bakıyoruz. Venedik'e ilk ticari ayrıcalıklar verilmesi. Bunu veren kimdi? Fatih Sultan Mehmet'ti. Eledik. Rodos Adası'nın fethedilmesi. Hayır, buna ulaşamıyoruz zaten. Hint deniz seferlerinin gerçekleştirilmesi amaç sadece Akdeniz ticaretini canlandırmaktı. Ve Hindistan'daki Müslümanlara yardım etmekti. Fransa'ya ilk kapitülasyonların verilmesi kalsın mı? Kalsın. Ortodoksların koruma altına alınması bunu Fatih yapacaktı. Keza sevgili arkadaşlarım hem Fatih hem Kanuni yaptıkları
Amaç yani amaçları Fatih ile Kanuni'nin amaçları Hristiyan Birliği'ni ölmek ve Akdeniz ticaretini canlandırmaktı. Fatih Venedik'e verirken Fransa'da Kanuni de Fransa'ya vermişti. İnanın bugün toparlayamıyorum. Bakalım şimdi. Ne diyor? 1596'da Avusturya'ya karşı çıktığı seferde Haçova Meydan Savaşı'nı kazanıp Eğri, Kanice ve Esztergom kalelerini alan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? İpucu vereyim sizlere. Bu padişah Eğri Fatih olarak bilinir. Tamam. 2. Mustafa Edirne olayıyla tahttan indirildi. 4. Murat Bağdat Fatihi. 4. Mehmet lakabı Avcı. Küçük yaşta olduğu için devleti sadrazamları yönetmiştir. 2. Osman Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk ve tek padişahtır. Cevabımız 3. Mehmet'tir sevgili arkadaşlarım. Haçova Meydan Savaşı 3. Mehmet döneminde gerçekleşen bir durumdur. Ayrıca Eğri Fatih olarak da bilinir. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle. Ne diyor? Yukarıdaki devlet adamları ile aşağıdaki fikir akımları eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 2. Abdülhamit İslamcılık mı? İslamcılık değil mi? Tamam. Enver Paşa Sarıkamış Harekatı'nı hatırlayalım. Turancılık. Prens Sabahattin Ademi Merkeziye. Tamam. Ziya Gökalp Türkçülüğün babası. Değil mi? Türkçülük. Bakıyoruz. İslamcılık var mı? Var. Türkçülük var mı? Var. Turancılık. Enver Paşa, Adem Merkeziye, Prens Sabahattin. Ancak sevgili arkadaşlarım, Osmanlıcılık ne demekti? Tüm Osmanlı yurttaşlarını tek çatı altında toplamaktı. Öncüleri kimdi peki? Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal'di. O yüzden cevabımız B şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza. Divanın bölümleri. Bakalım. Yukarıdaki divan üyelerinin yer aldıkları sınıflar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi şunlar hakkında biraz bilgi vereyim. Seyfiye, idari ve askeri, ilmiye, din, eğitim, hukuk, kalemiye ise yazı ve mali işler değil mi? Bakıyoruz. Vezirler hangi sınıfa girecektir? Seyfiye. Tamam. Kadı asker hukuk olduğu için ilmiye. Bu da tamam. Defterdar, mali işler olduğu için kalemiye, kalem. Nişancı, padişahın tuğrasını çeker, kalem. Kaptan-ı derya, donanma komutanı olduğu için seyfiye. Şimdi, seyf olanlar 1 ile 5 değil mi? 1 ile 5 olmayan yerleri eleyelim. Gitti, gitti, gitti. Sanırım cevabımıza hemen ulaştık. 2 ilmiye zaten. 3 ile 4 kalemiye. Cevabımız A şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza. Şöyle yapalım. Anlaştıralım biraz. Montreux Boğazlar Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Tarihimiz 1936. Boğazların tüm yetkisinin Türkiye'ye bırakıldığı antlaşma. Celal Bayar. Hayır, Atatürk döneminin son başbakanıdır. İsmet İnönü, Mudanya ve Lozan görüşmelerine gitti. Rauf Orbay, Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan kişidir. Tevfik Rüştü Aras Kalsın, Yusuf Kemal Tengirşek 1921 yılında Ankara Antlaşması'nı imzalayan kişidir. Cevabımız dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'tır. Değerli arkadaşlar. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle yapalım. 14 ila 24 Ocak 1943'te ABD Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill'in mihver devletlerin kayıtsız şartsız teslim alınması konusunda karar aldıkları konferans aşağıdakilerden hangisidir? Biraz zor bir soru. Bilgi vereceğim size. Buradaki cevabımız Casablanca'dır. Tamam, diğerlerine bakalım. Potsdam Konferansı ile Almanya 4 işgal bölgesine ayrılacaktır. Almanya artık teslim. Kahire görüşmeleri Türkiye'yi savaşa dahil etmek. Yalta Konferansı savaş sonrası yapılan görüşmelerdir. Büyük ülkeler arasında San Francisco Konferansı ile Avrupa'da savaş bitti ve Birleşmiş Milletler'in kurulma kararı alındı. Cevabımız Casablanca'dır. Hatta İtalya'da rejim değişikliği de oluyor sevgili arkadaşlarım.
Sürçülisan olmuşsa affola, bazen kelimeleri toparlayamadık, Ramazan ayıdır. Kusura bakmayın onun için. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka bir paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.